Evet, tekrar da kaldığımız yerden devam ediyoruz çocuklar. Şimdi dünkü dersimizde en son periyot ve gruplardan bahsetmiştik. Hatta grupların isimlerinden bahsetmiştik. İşte bir A'nın alkali metaller, iki A'nın toprak alkali metaller, üç A'nın toprak metalleri, altı A'nın kalkojenler, yedi A'nın halojenler, sekiz A'nın soy gazları olduğundan bahsetmiştik. B gruplarının diğer adı geçiş metalleriydi ya da ağır metaller olarak da adlandırılıyordu. Şimdi çocuklar gelelim metaller, ametaller, soy gazların özelliklerine. Şimdi bunlar tabii hepinizin defterinde yazıyor, mevcut. O yüzden sözel olarak söyleyip geçelim. Metaller neydi çocuklar? Tel ve levha haline getirilebiliyordu. Daima elektron vererek artı yüklü iyon yani katyon haline geçebiliyorlardı. Değil mi? Elektriği ve ısıyı iyi iletiyorlardı. Katı halleri de, sıvı halleri de iyi iletiyordu bunların, metallerin. Metaller parlak renktelerdi çocuklar. Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturuyorlardı. Kendi aralarında bileşik yapamıyorlardı. Yani metal metal bileşiği yoktu ama kendi aralarında alaşım denilen homojen karışımları oluşturuyorlardı. Tunç gibi, çelik gibi, lehim gibi. Ametallere baktığımızda elektron alıp biliyordu da, elektron verebiliyordu da, yani hem anyon hem katyon haline geçebiliyordu ametallerimiz. Mat görünüme sahipti. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturuyorlardı. Metallerle ise iyonik bağlı bileşikler oluşturuyorlardı. Peki, ametaller baktığımızda çocuklar bunların alaşım gibi yaptığı herhangi bir şey var mıydı kendi aralarında? Yoktu. Soy gazlar elektron alışverişi yapmıyorlardı. Çünkü kararlı haldelerdi. Değil mi çocuklar? Soy gazların değerlik elektron sayısı helyum hariç 8'di. Helyumun değerlik elektron sayısı da 2'ydi. Ve yarı metallerimiz vardı. Yarı metallere baktığımızda da hem artı hem eksi iyon haline geçebiliyorlardı yarı metallerimiz. Ve katı haldedir, parlak ve mat halde olanları vardır diyorduk. Periyodik cetvelde özellik değişimlerimiz vardı. Periyodik cetvelde özellik değişimleri. Şimdi ilk değişim atom yarı çapıyla başlayalım. Ya da atom çapı da diyebiliriz. Çocuklar, atom çapı periyodik cetvelde aşağıya doğru inildikçe artar. Sağa doğru gidildikçe de atom çapı ya da yarı çapı ya da hacmi de diyebilirsiniz buna azalır. Size çapla ilgili bu tarz bir soru sorabilir. Periyodik cetvelden bir kesit verir. İşte orada X, Y, Z olarak isimlendirir onları. Der ki işte buna göre X, Y, Z'nin çaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız der. Siz neye bakacaksınız? Cetvelde aşağıya doğru indikçe çap artıyor. Sağa doğru gidildikçe çap azalıyor. Böyle bir soru tarzı karşımıza çıkabilir. Başka ne çıkabilir çocuklar çapla ilgili karşımıza soru? Aynı elementi verir size. Aynı elementin anyon, katyon, nötr halleri arasında V anyon büyük, V nötr büyük, V katyon ilişkisi vardır. Yani anyonun hacmi büyüktür nötrün hacminden, o da büyüktür katyonun hacminden. Ama aynı elementin olması gerekiyor. Mesela örnek verelim. Klor 17'ye artı 7 10, klor 17'ye eksi 1 18, klor 17'ye 17 yani yüksüz 0. Diyor ki bunların çaplarını sıralayınız. Bunlar aynı elementin değil mi? Anyon, katyon ve nötr halleri. Aynı elementte yapacağımız sıralama şuydu. Anyonun hacmi en büyük. Yani Hocam bir sorun var galiba. söyle tatlım. Şey bizi bir attı. Ekran gözükmüyor hocam. Ekran gözükmüyor. Bizde gözüküyor Feyza. Bilmem ben de görüyorum. Geldi şimdi tamam. Evet, belki senin bilgisayarda internetinde bir sıkıntı oldu demek ki tatlım. Evet. Hocam geldi şimdi tamam. Tamam. Tamam canım. Şimdi aynı elementin anyon, nötr, katyon halleri arasında böyle bir sıralama var dedik. Anyonun hacmine baktığımızda
2 numara en büyük hacime sahip olacak. Sonra nötrü koymamız gerekiyor. Nötr 3 numarada verilmiş. Sonra katyonu koymamız gerekiyor. Katyon da 1 numarada verilmiş. Yani bize çapla ilgili periyodik cetvelden bir kesit verip soru da sorabilir. Aynı elementin anyon, katyon, nötr halleri arasında bir sıralama da verebilir. Ya da izoelektronik madde de verebilir çocuklar. Buna da bakalım. İzoelektronik maddelerde, yani izoelektroniklerde proton sayısı büyük olanın çapı küçüktür. Değil mi? Aralarında böyle bir ters orantı vardı. Böyle bir soru da sorabilir bize. Örnek verelim. Diyor ki neon, ikincisi flor, 9-1 iyonu, üçüncüsü de sodyum, 11+1 iyonu olsun. Şimdi çocuklar, bunlara baktığımızda bunların hepsinin elektron sayıları aynı. Proton sayıları da farklı. Yani bunlar birbirinin izoelektroniği. İzoelektroniklerde ne demiştik? Proton sayısı büyük olanın çapı küçüktür demiştik, değil mi? Proton sayısı büyük olan kim? Sodyum. O zaman sodyumun çapı en küçük olur. Proton sayısı küçük olan flor. O zaman florun çapı en büyük olur. Yani çap sıralaması 2 büyük, 1 büyük, 3 şeklinde ne yapabiliriz çocuklar? Yazabiliriz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı demiştik? Yani bize 3 tarzda da ne yapabilir? Soru sorabilir. Devam edelim. Periyot sayısı, yani katman sayısı, periyodik cetvelde nasıl bir değişim gösterir? Çocuklar, bildiğimiz üzere şöyle kaba taslak periyodik cetvelimizi çizersek, aşağıya doğru indikçe bakın periyot artıyor, değil mi? Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, 5, 6, 7 şeklinde. Ama sağa doğru gidildikçe, mesela atıyorum 5. periyottan sağa doğru ilerliyorum. Periyot değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Hep 5. periyotta ilerliyor. O zaman diyorum ki periyot sayısı periyodik cetvelde aşağıya doğru inildikçe artar ama sağa doğru gidildikçe değişmez diyoruz. Bize bununla ilgili de bir soru sormuş olabilir. Değerlik elektron sayımız var. Değerlik elektron sayısı periyodik cetvel nasıl değişiyor? Şimdi biz değerlik elektron sayısı için ne demiştik? Genelde grup numarasıdır. Yani 5A grubundaysa değerlik elektron sayısı 5, 3A grubundaysa değerlik elektron sayısı 3, 2B grubundaysa değerlik elektron sayısı 2 mesela, değil mi? Bu şekilde söylemiştik. Ama helyum hariç de, helyum için ne diyorduk? 8A grubunda ama değerlik elektron sayısı 2 demiştik. O zaman değerlik elektron sayısı grupla alakalı olduğu için aşağıya doğru indikçe ne olmaz? Değişmez. Ama sağa doğru gidildikçe artar diyoruz. Çünkü 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A bir artış gösteriyor. Tabii ki helyum hariç demeyi de unutmuyoruz. Peki periyodik cetvel özelliklerinden başka ne görmüşüz? Metalik özelliği görmüşüz. Metalik özelliğe baktığımızda çocuklar 1A, 2A, 3A ve tüm B gruplarının, değil mi? 1A, 2A, 3A ve tüm B gruplarının biz metal olduğunu biliyoruz. Hatta altta iki tane daha sıra vardı. Lantanitler ve aktinitler, bunların da metal olduğunu biliyoruz. Yani periyodik cetvelin büyük bir yüzdesini metaller oluşturuyor. Ve sol tarafta bak. Sol tarafta daha çok kalıyor. Sağda 4A'dan itibaren kimler devreye giriyor? Ametaller. Yani sağa doğru gidildikçe metalik özellik ne olması lazım? Azalması lazım. Aşağıya doğru indikçe de hala metaller olduğu için hep ne demiştim size? Aklınıza kalsın. Aşağıda metaller oturuyor. Hep böyle bilin demiştim. O zaman artış olacaktır. Metalik özellik periyodik cetvelde aşağıya doğru indikçe artar. Sağa doğru gidildikçe azalır. Çünkü sağa doğru gittikçe ametallere doğru gidiyoruz. Ametalik özellikte doğal olarak bunun tam tersi olmuş oluyor çocuklar. Aşağıya doğru inildikçe ametalik özellikte bir azalma olur. Çünkü metaller aşağıda oturuyor. Hep aklımıza böyle kalıyordu. Sağa doğru gidildikçe de
artma olur. Çünkü sağ tarafa doğru gidildikçe 4A, 5A, 6A, 7A değil mi? Ametallere doğru gidiyoruz. Elektron ilgisinden bahsetmiştik. Şimdi elektron ilgisi neydi? Atoma dışarıdan bir elektron eklendiğinde, değil mi? Açığa çıkan enerjiydi. Yani elektron ilgisi egzotermik bir olaydı. Atoma dışarıdan bir elektron eklendiğinde açığa çıkan enerji. Kim kendisine bir elektron eklenmesini ister? Ametaller ister. Çünkü ametaller elektron seviyor. Metal istemez. Metal sürekli elektron vermeye çalışıyor. Yani elektron ilgisi ametalik bir özelliktir. Doğal olarak şöyle bir tablo görmem lazım, değil mi? Aşağıya doğru azalır, sağa doğru artar. Ancak biz buraya genelde azalır diyoruz. Çünkü burada bir tane ne var çocuklar? İstisna var. Kim bu? Florla klorun istisnası. Şimdi 7A grubuna baktığımızda 7A flor, klor, brom, iyot bu şekilde ne yapacaktır çocuklar? Gidecektir. Flor, klor, brom, iyot şeklinde gidecek. Aşağıya doğru inildikçe normalde azalması lazım. Çünkü en güçlü ametalimiz, en muhteşem ametalimiz flordur. Ancak elektron ilgisinde klorun elektron ilgisi flordan daha büyüktür. Klorun elektron ilgisi flordan daha büyük. Brom ve iyotta herhangi bir değişiklik yok. Florla klor yer değiştirdiği için biz genelde azalır ibaresini kullanmak zorundayız çocuklar sorularda. Bu çok sık çıkan bir soru. Zaten siz denemelerde vesairelerde de gördünüz, testlerde de gördünüz çok sık olarak sorulduğunu. O yüzden bunu yine hatırlatmakta fayda var. Elektronegatifliğimiz vardı. Elektronegatiflik neydi çocuklar? Bağ elektronlarını üzerine çekme eğilimiydi. Şimdi kim elektronlarını üzerine çeker, kim elektronları üzerine çekme eğilimi gösterir? Tabii ki kimler? Ametaller. Yani bu da bir ametalik özellik. Doğal olarak şu ibareyi görmemiz gerekiyor yine, değil mi? Aşağıya doğru azalır, sağa doğru artar. Burada herhangi bir istisna yok çocuklar. O ondan büyük, şu şundan küçük diye ekstra bir istisnamız yok. Peki çocuklar, mesela bize şu da çok soruluyor. Metalik bağ kuvveti. Bu da çok geliyor. Buna da bir inceleyelim. Periyodik cetvelde nasıl değişiyor. Şimdi biz biraz önce metalik özelliği tekrarladık. Metalik özellik aşağıya doğru artar, sağa doğru gidildikçe azalır dedik. Çünkü ametallere gidiyoruz dedik. Ama metalik bağ kuvveti bunun tam tersi. Metalik bağ kuvveti aşağıya doğru indikçe azalır çocuklar. Sağa doğru gidildikçe artar. Mesela hep verdiğim bir örnek vardı benim. Fransiyum, biranın en son elementi değil mi? Avucumuza alma şansımız olsa dedik. Değil mi? Avucumuzda erir dedik elimizin sıcaklığıyla. Erime noktası çok çok düşük. Sağa doğru gidildikçe artar. Sağa doğru gittiğimizde düşünün B grupları var orada. B gruplarına geldiğimizde orada demir var, nikel var. Biz o demiri durup da oda sıcaklığına bıraktığımızda demir kendi kendine erir mi? Erimez. Demirin erime noktası kaç santigrat derece? Binlerle ifade ediliyor. O zaman baktığımızda metalik özelliği tam tersi metalik bağ kuvvetidir çocuklar. Tamam mı? Bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Devam edelim. İyonlaşma enerjimiz var. Şimdi çocuklar, iyonlaşma enerjisine baktığımız zaman iyonlaşma enerjisinde bir sürü soru tipi vardı. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi diyordu. Artı bir yüklü iyondan bir elektron koparmak için gereken enerji ikinci iyonlaşma enerjisiydi. Artı iki yüklü iyondan bir elektron koparmak için gereken enerji üçüncü iyonlaşma enerjisiydi. Bu şekilde devam ediyordu. Yani birinci iyonlaşma enerjisi ya da sadece iyonlaşma enerjisi de diyebilirsiniz birinci iyonlaşma enerjisine. Gaz halinde nötr bir atom olacak, değil mi?
nötrden bir tane koparttığında birinci yoğunlaşma enerjisi, artı bir yükten bir tane kopartırsan ikinci yoğunlaşma enerjisi. Burada sorularda gaz olmasına maddenin dikkat edin çocuklar. Çünkü sorular mesela nötr bir katı veriyor, ondan bir elektron kopartıyor. Değil mi? Ondan sonra onu birinci iyonlaşma enerjisi diyor. Hayır. İstediği iyonlaşma enerjisini sorsun. Bu adamların ne olması lazım? Gaz halinde, gaz fazında olması lazım. Buna da dikkat edin. Yani ben bunları denkleme alırsam bu birinci iyonlaşma enerjim olur. Bakın ikinci iyonlaşma enerjim. Bu şekilde ne yapacak çocuklar bunlar? Devam edecek. Üçüncü iyonlaşma enerjim olacak. Yani sorunun içerisinde buradan bir soru gelir karşımıza. Buradan bir soru gelebilir değil mi? Denklem olarak bunların her biri aslında birer soru tarzı. Peki periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi nasıl değişiyordu? Aşağıya doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azalırdı değil mi? Sağa doğru gidildikçe de genelde artar diyorduk. Genelde artar. Şimdi bu nasıl oluyordu? Bu şöyle oluyordu çocuklar. 8A'nın iyonlaşma enerjisi 7A'dan büyüktü. Sonra 5A ile 6A yer değiştirmiş değil mi? Burada bir değişim vardı. Sonra 4A, sonra da 2A ile 3A yer değiştirmişti. Ve 1A. Yani şöyle de diyebilirsiniz aslında. 3 aşağı 5 yukarı. Hani 3 ile 5'in yer değiştirdiği aklınıza kalsın. 3 aşağı 5 yukarı. İyonlaşma enerjisinde 3A ile 5A aslında yanındakiyle ne yapmış? Yer değiştirmiş. Şimdi bunların yer değiştirme sebebi aslında bizim yine 11. sınıfta göreceğimiz, modern atom teorisinde göreceğimiz küresel simetri denilen bir kavram, bir olayla ilgili. Biz tabii ki ona girmiyoruz. Diyoruz ki şimdilik 5A 6A'dan büyüktür, 2A 3A'dan büyüktür. Nedeni sayısal seçersem 11. sınıfta zaten bu benim karşıma gelecek. Yani karşımıza böyle bir soru tarzı da gelebilir. Peki başka nasıl bir soru sorabilirdi bize iyonlaşma enerjisinden? İyonlaşma enerjisi atom numarası ya da işte hiç fark etmez. Tepkime koordinatı grafiği olsun. Bakın iki yerde bir zikzak çizimi oluyordu değil mi? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Şimdi atıyorum şu verdiğim ikinci periyottan A gruplarının göstergesi olsun. 8A'dan itibaren grafiğe devam edersem, bak iki tane daha zikzak koydum buraya. Aynı bunun gibi. 8A ile şuradaki çizginin arası uzun bir bak. Ne var? Geçiş var değil mi? İyonlaşma enerjisinde büyük bir değişim var aslında. Yani bu bize farklı bir periyoda geçtiğimizi söylüyor. Şimdi biz iyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde aşağıya doğru azalır dedik değil mi biraz önce? Azalır. O zaman bu periyot yukarıdaki periyottan daha büyük. Çünkü İkinci periyodun 1A'sının iyonlaşma enerjisi şurada bir değer. Ama bakın üçüncü periyodun 1A'sı iyonlaşma enerjisi değerine bakın. Bakın aradaki fark ne kadar azalmış. Yani periyot arttıkça iyonlaşma enerjisinde ne görürüz çocuklar? Azalma görürüz. Yine bu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. 6A, 7A, 8A. E hocam gene böyle uzasaydı iki tane zikzak olsa o zaman buna da ne diyecektim ben? Dördüncü periyot diyecektim. Bu şekilde gider. Yedinci periyoda kadar gider çocuklar. Yani bize bu tarz birine de sorabilir. Bir grafik de sorabilir. Böyle bir soru tarzı da olabilir. Bir de çocuklar mesela bize diyor ki işte birkaç tane element veriyor. Diyor ki bunların birinci yoğunlaşma enerjilerini ve ikinci yoğunlaşma enerjilerini karşılaştırın diyor. İkinciyi de sorabiliyor. Mesela örnek olarak şöyle verelim. Manezyum 12. Ne olsun? Sodyum 11 olsun. Şimdi diyor ki bunların birinci yoğunlaşma enerjilerini karşılaştırın diyor. Evlat, bu adam üçüncü periyot 2A. Bu adamsa üçüncü periyot 1A.
Şimdi biz biliyoruz ki aynı periyotta 8A büyük, 7A büyük, 5A büyük, 6A, 4A büyük, 2A, 3A büyük, 1A. Böyle bir değişim var değil mi? 5 ile 6, 2 ve 3 yer değiştirmiştir. Bunlar aynı periyotta olduğu için biri 2A, biri 1A. Bakın 2A 1A'dan daha büyük. O zaman birinci iyonlaşma enerjileri magnezyumun sodyumdan büyüktür diyorum. Bana dese ki bunların magnezyum ve sodyumun ikinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırmasıdır. Şimdi çocuklar ikinci iyonlaşma enerjisi dediği zaman ne yapıyorduk? Bunların atom numarasını bir eksik düşünüyorduk. Yani bu üçüncü periyot 2A ya normalde. Artık bunu üçüncü periyot 1A'ymış gibi düşünüyorum değil mi? Bu üçüncü periyot 1A ya, bir eksiltiyorum bunu, atom numarası 10 gibi düşünüyorum. Çünkü elektron sayısı neye düşecek çocuklar? Bir elektron verdiği için elektron sayısı 10'a düşecek. Yani ikinci periyot 8A'ymış gibi düşünüyorum burada. Baktığında şimdi biri ikinci periyotta, biri üçüncü periyotta. Aşağıya doğru indikçe periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisinin azaldığını biliyorum zaten. O zaman magnezyumun iyonlaşma enerjisi sodyumdan zaten her türlü ne olacak çocuklar? Küçük olacak. Yani sodyum 11, büyüktür magnezyum 12'den diyorum. İkinci iyonlaşma enerjilerini sorduğu için. Tamam. Bu şekilde karşımıza bir soru gelebilir. Peki, hocam başka ne gelebilir? En sık gelen soru tarzını en sona bıraktım çocuklar. Bize tablo veriyor değil mi? Bu tablodan biz bunların gruplarını bulmaya çalışıyoruz. İşte nasıldı bu? Bir iyonlaşma enerjisi değerinden diğer iyonlaşma enerjisi değerine geçerken aralarında 4 kat ve daha fazla bir artış varsa o bize neyi veriyordu çocuklar? Grubu veriyordu. Bu da bizim için çocuklar çok sık çıkan bir soru tarzını teşkil ediyordu. Şimdi bunlar bizim nelerimiz gençlik? Sık çıkan örnek tarzlarımız ve periyodik cetveldeki özellikler. Gerçekten çok fazla sayıda bize sorulan özelliklerdir. Bunları lütfen bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Peki biz bu konuya şöyle bir daha baştan döndüğümüzde tekrar toparlarsak neler gördük? Atom modellerini gördük. Kronolojik sıraya göre The Tribbum sırasındaydı. Dalton, Thomson değil mi? Rutherford, Bohr ve modern atom teorisi vardı. Modern atom teorisi 11. sınıfta açılacak. Sayısal seçersek orada göreceğimiz büyük bir konuydu aslında. Dalton'un söyledikleri bizim için çok önemli. Atom bölünemez sıkı kürelerden oluşmuştur. Thomson'un üzümlü kek modeli, Rutherford'un alfa saçılma deneyiyle beraber atom çekirdeğini bulması değil mi? Çok önemli. Bohr'un temel hali, uyarılmış hali bulması çok önemli. Periyotlara KLMN demesi, sorularda sürekli çıkıyor çocuklar. Bunlara dikkat edeceğiz, bunları öğrendik. İyonun elektron alışverişi yapmış atom olduğunu, nötr halinse proton sayısının elektron sayısına eşit olduğu hal olduğunu, çünkü herhangi bir elektron alışverişi olmuş olan bir durum olmadığını öğrendik. Herhangi bir elementi X ile sembolize edersek iyon yükü, elektron sayısı, proton sayısı, diğer adıyla atom numarası, diğer adıyla çekirdek yükü, orta kısmın nötron sayısı, en üst kısmınsa kütle numarası yani nükleon sayısı olduğunu öğrendik. Bunların da lütfen yerlerini hala böyle karıştıran, tam olarak ezberleyemeyen varsa halletsin evlatlar bunların da yerlerini. Fiziksel ve kimyasal özelliğin benzer ve aynı olma koşullarını öğrendik. Ve izotop, izoton, izobar, izoelektronik kavramlarından bahsettik. Hidrojenin izotoplarını ezbere bilmek zorundaydık. Hidrojen, döteryum, çilityum. Hidrojenin periyodik cetvelde nötronu olmayan tek adam olduğunu öğrendik. Çok önemliydi bizim için.
periyodik sistemin gelişimini öğrendik, grup ve periyot kavramlarını, grupların özel isimlerini öğrendik, metal, ametal, soygaz, yarı metalleri gördük ve bugünkü dersimizde de periyodik cetveldeki özellik değişimlerinden bahsettik. Tekrar videolarında yine tekrar edersiniz çocuklar. Kafanıza takılan bir şey var mı bugünkü dersle ilgili? Hocam ben şeyi soracağım. Son bahsettiğim tablolu soru tipi var ya. Siz onun için şey demiştiniz. 4 katı bir geçiş olduğu zaman mesela 3,5-4 kat ve yukarısı. Evet hocam. Peki 8 A'daysa nasıl anlayacağız? 8 A'yı zaten sana o şekilde sormayacak tatlım. 8 A'dan sadece sana kimi sorar sorarsa helyumu sorar. O da iki tane iyonlaşma enerjisi değerini yazacak. Diğer evet. iyonlaşma enerjisi değerlerine çizgi koyacak. Sen onun helyum olduğunu anlayacaksın. Yoksa peki, diğerlerini bulamayız. İlk 7 iyonlaşma enerjisinde 4 kat ve üzeri bir 3,5 kat ve üzeri bir değişim yoksa 8. şeyde diyebilir miyiz? Yani 8 A'da. Tabii ki diyebilirsin. Aynen. Diyebilirsin evet. Aynen. Peki, var mıdır gençlik başka bir sorumuz? O zaman görüşürüz çocuklar. Hepinizi öpüyorum. İyi bakın kendinize. Benden sonra daha dersiniz var mı bilmiyorum. Varsa da iyi dersler diliyorum evlatlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.